Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Academia School Simülatör'ün okul yapma simülasyonunun yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım ve bu bölümde de okulumuzu inşa etmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli bir girişi olan okulumuzun mutfak ve kantin kısmını halletmeyi başarmış. Mutfak ve kantinin akabine de müdürün ofisi ve bir muhasebeci ofisi yapmıştık. Aynı zamanda dersliklerimiz de hizmet vermeye hazırdı. Lakin henüz okulun tuvaletini inşa etmediğimiz için öğrenci kabul işlemi gerçekleştiremiyorduk ve buradan da yeni görevler almak üzereydik. İçme suyu isimli görev var. Dört tane su fişkisi yerleştirmemi istiyor okula. Yerleştiririz, hiç problem değil. Hemen nesnelerden, şuradan böyle hepsinden su fişkisi dediğim an öğrencilere ücretsiz su sağlayabilmek için su içebilecekleri yerleri yerleştiririm. Ya buralar öğrencilerin genel olarak yiyecek ve su ihtiyaçlarını giderecekleri alan olsun. İçme suyu olayını da hallettik. Ve şurada devasa bir koridorumuz olacak. O koridoru ileride daha verimli kullanacağım. Bakalım başka hangi görevleri yapabiliriz? Öğrencilerin okula ulaşımı. Evet. Okul servisim henüz yok. Avukatlık binası yapabiliriz tabii ki. Ya da öğretmen işi alabiliriz ama öğretmen işi alırsam bu işin sonu bulunmaz gibi. Bir şeyi çok merak ediyorum. Neden acaba bu temizliğe giden yol görevini şey yapmadılar? Araştırmadılar bana. Çünkü okul sağlığı görevini araştırmadık. Avukatlıktan sonra mı açılacak bu okul şeyi görevi? Dur bakalım, avukatlık için de bir yer inşa edelim. Ne yapalım? Bir ofis inşa etmemiz gerekecek. Hemen bir avukatlık için ofis inşa edelim. Şöyle 5'e 5'lik bir alana sahip olacak tabii ki burası. Ve bununla beraber şöyle bir tekli kapıya ihtiyacı olacak. Tekli kapının akabine buranın döşemeleri için tabii ki de normal ahşap zemin kullanılacak. Bu ahşap zeminle beraber burası bir ofis olarak işaretlenecek. Ve ofis olarak işaretlenen bu yer, kapısı da dahil olmak üzere ofis olarak işaretlenen bu yer içerisinde neleri barındıracak? Bir dosya dolabı, bir fax cihazı ve bir yönetici masası barındıracak. Hadi bakalım. Bunların hepsini tamamladıktan sonra tabii ki bir de avukatlığı araştırmam gerekiyor benim. Okul temizliği, okul temizliğini araştırırsam acaba bir tuvalet yapma ihtiyacı falan hisseder miyiz? Avukat çağırın. Evet. Daha okulda öğrenci yok ama ben avukat çağırmak için dünyanın parasını verdim. Uyarı paran azalıyor diyor ama kardeş ne yapalım? Şu an 100 öğrenciye bakabilecek bir kafeteryaya sahibim. Ya aşağı yukarı 100 öğrenciye bakar herhalde ya. Çünkü baktığın zaman ne kadar var burada? 6 6 12 var. 12 çarpı 8'den ne yapar? 12 çarpı 8 bir saniye. Hiç kafamı yoramam. 12 çarpı 8 96. Hem tam 100 öğrenciye bakamıyorum. Marş anlayan araba motoru gibi hissettim kendimi biraz ama hallederim, üstesinden gelebilirim. Nesnelerden şuradan kafeterya kısmına tekrardan gelebilir miyiz? Eyvallah. Şuraya bir masa koyup bu masanın arkasına da bir tane oturak atsak da hani tam 100 kişi olsa. Evet, şu an boşa para verdiğimin farkındayım bu arada. Şu an boşa para verdiğimin farkındayım. Yani şunlar sadece dörder şey alacak ama en azından bu köşede de yemek yiyebilecekleri bir alan olsun. Okulunun parası bitti ama neyse ki banka sana 10.000 kredi mi verdi? Allah razı olsun. Evet, benim yani bu parayı bitirme durumum maalesef ki mevcut. Ya bir şey diyeceğim. Usta, hiçbir şeyi beklemeyelim. Bak. Şöyle yapalım abi. Şu taslaklara gel. Bu taslakları bir sil. Şuraya bir yere bir tuvalet inşa edelim. Buraya bir yere tuvalet inşa ettikten sonra da zaten bak okulun şu kısmını falan kapatmışız. Belki okulu şöyle kapayıp şuradan minik bir koridora yapıp
Ya hani yamuduk yumuduk bir okulda da okusunlar istemiyorum. Daha buralara neler gelecek neler. Yani yapacağımız daha çok iş var arkadaşlar. Buraya kütüphane inşa edeceğiz. Araştırma salonu inşa edeceğiz. Matematik laboratuvarı inşa edeceğiz. Evet, matematik laboratuvarı. Dostlar. Yanlış duymadınız. Evet dostum, matematik laboratuvarı inşa edeceğiz. Yani yapacağımız çok şey var. Bakalım. Şu avukatlık görevini tamamladıktan sonra umarım işin o tuvalet kısmı açılır. Hatta ben şu bölgelerden eğer bir tuvalet ayarlarsak ne yapacağız onu merak ediyorum. En az 7'ye 7'lik bir alan istiyor benden. Bu alanı biz çok rahat sağlarız ya. Hatta şöyle bir bu alanı sağlamaya kasalım mı? Aşağıdan minik bir geçişi olsa yeter. Öğretmen odalarına. 7'ye 7 oluyor mu böyle? 7'ye 6 oluyor. Oo, evet. Tuvalet için daha detaylı düşünmem gerekebilir mi acaba? 7'ye 7. Peki şöyle yapalım. Buranın yukarısını nasıl kullanacağız peki burayı tamamen kapatırsam? Burayı tamamen kapatmayayım. Tek kişilik bir koridor yapayım oraya. Oraya yaptığım tek kişilik koridorun ardından şöyle kocaman bir şeyimiz olsun. Kocaman bir tuvaletimiz olsun. Burayı tuvalet olarak kullanalım. Yani kocaman bir tane ama kullanalım abi. Ve en nihayetinde okulu bir bütün olarak gösterebilmek için şuraya ve şuraya bir duvar atalım. İlerleyen zamanlarda buradan ileri doğru bir şey inşa edileceği zaman şey yapabilirim ve şuraya bir avukat atamak istiyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Benim kredi borcum var, değil mi? Ha, yerel yönetim bana kredi verdi. Bu kredi borcu değil. Oyunda batmayayım diye yapılmış bir şey. Anladım. Abi bence tuvaleti de inşa ettikten sonra lambur lumbur yardıralım. Öğretmenleri alıp eğitim öğretim yılına başlayalım. Yoksa bize çok kötü bir şeyler olacak. De abi yerleri döşemeden yani nasıl yapacağız ki o işi? Avukat da işe aldım. Öğretmen işe al. Şu öğretmen işe almanın parasını alalım. Okul müdürü öğretmen. Branş öğretmenleri. Branş öğretmeni alacağız abi. Dile, matematiğe, fene, resime, tarih bilgisine falan filan. Yani beden eğitimini nasıl yapacağız ben onu merak ediyorum. Bir de bu öğretmenler çok kötü durum lan. Adamların eğitimle uzaktan yakından alakaları yok usta. Yani öğretmenleri alacağım da adamların öğretmenlikle uzaktan yakından alakaları yoktur. Şu en azından kapıyı, peçeyi falan filan yapayım. Şuraya bir banyo zemini yapalım. Banyo fayansı. Şuraya bir kapı inşa edelim. Ve burayı bölgelerden tuvalet olarak işaretleyelim. Valla cinsiyetsiz tuvalet olarak işaretliyorum da burası erkek lisesi yani. Erkek meslek lisesi. Burada tek bir cinsiyet olacak. bizim para bitiyor usta. Ben onu ne yapacağım? 6 tane öğretmen almam gerekiyor. Hepsine 3000 dolardan desen 3 kere 6 18. Garanti bir 10 bin dolar borç çekilecek şimdi. O 10 bin dolarlık borcu ben hesaba katmıyorum da. Benim hesaba kattığım şey şu. Nesnelerden burayı bir tuvalet olarak ayarlayalım mı? Evet. 100 kişiye yetecek tuvalet nasıl yapacağız? Abi çok para harcıyorum. Şu an inanılmaz para harcıyorum. Biri beni durdurmalı. Ve el yıkama alanları, el dezenfekte etme alanları. Bu el dezenfekte etme alanlarını şöyle bir içeri bir yere koymak zorunda mıyım? Şunları, şunları, şurayı, şurayı bir iptal et. El dezenfekte etme yerleri. Bir insan böyle bir yere girip elini nasıl dezenfekte edebilir bilmiyorum da. Gerçi güzel oldu ya lavabomuz, yani çok şey yapmayalım. Pisuarlar böyle hiç mahremiyeti olmadı pisuarların. Evet, temizlikçi almadık ve ortalığa mı işedin sıçtın hocam? Oo. Oo ne güzel ne güzel ne güzel. Ne yapıyordunuz lan bunca zamana kadar? İçinizde mi tutuyordunuz lan?
Şuradan bana bir banka kredisi ver. Öğretmenleri bir işe alalım. Ondan sonra öğrencileri çağıralım. Herhalde içlerinde tutuyordu elemanlar. Şimdi sevgili dostum, tek yıldızlılardan birini çağırmak zorundayım. Ablacığım, sen matematikçisin. Gel buraya, seni seçtim Pikachu. Sen, evet, dil bilgisi öğretmenisin. Gel buraya. Sen necisin? Sen fen bilgisi öğretmenisin. Gel buraya. O kadar kötü bir eğitim kadron var ki şu an. Resim öğretmeni lazım bana. Heh, gel sen resim öğretmenisin. Tarihe kim girecek? İki yıldızlılara bakamam. 28 tarih, 10, 13 tarih. Beden eğitimi 31. Gel sen beden eğitimi öğretmenisin kanka. Lan bir tane tarihten anlayan çıksın ha. Kral, sen de tarih öğretmenisin de para kalmadı. Bizim yine para bitti. Abi öğrencileri kabul edelim, sonra artık şey yaparız. 15 mi? Kral, 15'ten fazla öğrenci almak zorundayız, yapma. Bir 25 alınmıyor mu? Otomatik 15'e düşüyor. Ulan biz sınıfları niye 25 kişi yaptık o zaman? Ameli miydik? Evet, öğretmenlerin tamamını işe alamadım. Bana bir banka kredisi daha lazım. Ödeyemiyorum ki banka kredisini. Bir tane daha öğretmen almam lazım. En az 3000-4000 dolar para lazım. Şuradan bir, şuradaki çalıları falan yok etse işçiler. Çalılardan 3-5 kuruş para gelir. Bari en azından içerideki çalıları falan söksünler ya. Kapılara falan dokunmasınlar da. Çalıdan çırpıdan para geliyor usta. Öğretmenleri alalım da okul sezonunu öyle başlayalım. Bu arada yani ben 25 öğrenci alırım diye düşündüm. Öğretmenlere bak, boş sınıfta eğitim veriyorlar. Hocam kolay gelsin. Evet evet, o benim de kolum sana. Aa, çalıdan çırpıdan yolumuzu bulmaya çalışıyoruz arkadaş. Çaresizliğe bak ya. Vallahi tam bir çaresizlik örneği. Oluyor. Başaracağız. Neredeyse başaracağız. Okul sezonunu falan başlatamam. Kanka, şuradan şunları bir yok etsene canım. Heh, oraları da bir yok et. Evet, yarın da şurayı dalıyoruz. Okulun önündeki çalı çırpıyı da yok et. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde para bekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü paramız bitti. Ve öğrenci kabulünde niye böyle daha fazla öğrenci veremiyorum ya? İlginin 15'ten sonra eksiye düşmemesi lazım. 15'ten sonra eksiye düşmesi ne demek? Bu arada evet, giderlerimiz 6000. Gelir anca karşılayacak bunları. Daha var ya, biz bu çocuklara uygulamalı eğitim falan da veremeyeceğiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok fena. Çok fena yamulduk hocam. Öğretmenlerden tarihçi sen miydin müdür? Ne kadar istiyorsun? 3600 istiyorum. Bekle, vereceğim paranı. Bizim o elemanlar bir çalışsın. 3600'e alacağım seni. Okulun içerisine baksana. Yani doğru düzgün bir döşeme bile yok yani. Bütçe yok lan. Ya bak, ben hep çok büyük düşündüğümden oluyor. 100 kişilik bir kafeterya inşa ettim misal. Kafeteryada yemek yiyecek çocuk sayısı 60. Yani ben 100 kişilik mutfak kurdum. 100 kişi tuvalet ihtiyacını giderecek şekilde, 100 kişi sıçacak şekilde ayarladım o tuvaletleri. Ama tahmin edin ne olacak? 100 kişi sıçmayacak oraya. Lan tarih hocası nerede? 28 tarih mi olur? 28 tarih olmaz. Ha, 36 tarih şey. 34 tarih. Gel. Oh. Nihayet. Nihayet. Temizlik imandandır başarımı. 3 tane temizlikçi al. Ve okul temizliğini araştır. Halledeceğim. Halledeceğim. Ortalığı şey götürmeyecek. Aa, banka kredisini öde bu arada.
Ya banka kredisinden dolayı eksiği yiyerek başlamayalım işe. Gerçi 3 tane temizlikçi işe alalım derken o banka kredisi bana eşek gibi tekrar çekilecek gibi geliyor. Biraz insaflı halletseniz işinizi. Yani biraz insaf ya, çok bir şey beklemiyorum. Ha bu arada nesnelerden şuraya bana bir çöp kutusu ver. Bütün sınıflara birer çöp kutusu yerleştirelim. Şu çocuğun yanında duracak da çöp kutusu, yapacak bir şey yok. Abi mutfakta da çöp kutusuna ihtiyaç duyulabilir. Şuraya da iki çöp kutusu. Okulun girişine de çöp kutuları. Abi çöp kutusu 50 dolar falan olamaz bu arada. Birileri sizi kandırıyor. Buralara da çöp kutusu. Patır patır bırakıyorlar arkadaş. Patır patır bırakıyorlar. Böyle bir şey olamaz ya. Çalışanlar, temizlikçi. Ne kadar istiyor temizlikçi? 1800. Kaç tane temizlikçi almam gerekiyor benim görev için? 3 tane. Krediyi tekrar versene. Hop küt pat. Evet, bu temizlikçilerin daha hızlı çalışması gerekecek. Ellerine fiber kova almaları falan gerekecek böyle. Yani daha bu araştırmalardan temizlikçilerin devriyesi, çöp kutusu, daha hızlı temizlikçi gerekecek, daha iyi işçiler gerekecek. Tamam ama en azından temizlik görevini yaptık değil mi? Tuvalet eğitimi. Erkek tuvaleti ve kadın tuvaleti mi yapayım? Kral. Yok öyle bir şey. Ama ver tuvalet eğitimini. Hiçbir şey yapmayacağım abi. Bak diyeceğim, şu yarısı kadın tuvaleti. Bekle. Bölgelerden bir inşayı silsene. Ha, bölgeyi kaldır. Kral, şu aşağısı kadın tuvaleti. He, inandım he. Şu yukarısı da erkek tuvaleti. Nasıl? Aa vallahi yedi, aldık para ya. Lan öyle şey olur mu lan? Öyle şey olur mu oğlum? Arada duvar bile yok. Ya erkek meslek lisesinde bana niye kadın tuvaleti yaptırıyorsun? Tamam, şimdi sıradaki görevimiz ne? Sıradaki görevimiz okula polis almak, sosyal beceriler, ortak alan inşa et. Öğrencilerin okula ulaşımı. Hiç kimse ıssız bir ada değildir mi? Sosyal becerileri araştırıp ortak oda inşa edeceğiz. Tamam. Önce bir şu okulun içini bir döşeyim mi? Önce bir şu okulun içini bir döşeyelim ya. Parkeyle değil de bu okulun içini şöyle bir şeyle döşeyelim. Merhaba. Merhaba ve merhaba. Paramı boşa harcıyor gibi hissettim mi? Evet, kesinlikle hissettim. Ama yapacak bir şey yok. Paramı kesinlikle boşa harcıyor gibi hissettim. Bu arada iki tane daha aşçı al. Üçüncü aşçıyı da al yani. Lan. Ya arkadaş şu okulu tamamlayın da öyle bitirin mesaiyi ya. Batacağız, batacağız. Okul sezonunu da başlatamıyorum. Daha okulun bir yıl yapımı sürdü. Hocam ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Şimdi bir şu ortak alan mevzusunu araştıralım. Sosyal becerilerden bir ortak alan mevzusunu araştıralım ve şu koca bölgeyi bir ortak alan olarak işaretleyelim. Okulun koridor kısmı olanı. Ama bence bir şey söyleyeyim mi? Yani bu iş bittiğinde gerçekten çok tatlı bir okula sahip olacağız ya. Çok tatlı ve güzel bir okula sahip olacağız yani ve bu bizi rahatlatacak. Tamamdır. Sosyal beceriler kısmı tamamlandı. Burayı şimdi ortak alan olarak ayarlayacağım. Selam. Ortak alan. Öğrencilerin konuşup dinlenebileceği önerilen alan boyutu. Al baba ortak alan. Masa ve sandalye lazım. Şimdi sen bana nesnelere gel. Şurada bir öğretmenin odası değil. Daha ortak alana gel.
Kardeşim çöp kutusu her yerde var. Buraya da bana çöp kutusu eklemeyin ama ekletmeyin ama ortak alanları nasıl inşa edelim biliyor musun? Bak ortak alanlar şu şekilde olsun. Burada böyle bir yuvarlak masa şövalyeleri gibi toplanın kanka. Ve tam tuvaletin önüne olmasın be. Vallahi. Ha, kafeteryanın önünde şöyle bir yuvarlak masa şövalyesi gibi toplansınlar. 3 sıra buradan şöyle bir 3 sıra yanlamasına. Bunun yukarı bakan sürümü yok galiba ya. 5 sıra yanlamasına. Ardından 3 sıra tekrar böyle. Bu alan kaç? 3 birim. Bu alan kaç? 3 birim. Aa, aslında var ya. Bayağı tatlıyız ha. Bayağı tatlıyız ama şu şey olmamış. Denk getirememişiz. Merhaba. Tamam. Buradan kaç mesafe var? Buradan 4-5 birim mesafe var. O zaman bunları şöyle içe mi alacağız? Şu üçlüyü ayarlaması kaldı bir geriye ya. Sadece iki tane mi ayarlasak acaba onun yerine? Çünkü böyle birileri dışarıda kalıyor ve hani ben dışarıda kalan birileri olsun istemiyorum. E bir birim boşluk verelim. Aynen öyle. Tam bir ortak alan değil mi böyle? Masa ve sandalyeler. Ha, yuvarlak masa şövalyeleri. İşte tam şu ortak alanın ortasına da motivasyon şeyleri inşa edeceğim arkadaşlar. Hani böyle öğrencilere motivasyon veren şeyler var. Yılın en çalışkanı, işte günün en çalışkanı falan filan gibi. Onları inşa edeceğim. Şuradan bana bir 4000 beleşe ver. Birleştirme. Bir sınıfı kafeterya bağlantısından kaldırın. Kafeterya bağlantısına bir sınıf ekleyin mi? Oyun alanı. Beden eğitimi. Öğretmenler odasına sahip ol. Öğretmenler odasına sahip oluruz ya. Şuradan bir şeyler yaparız ya da burayı şeylere bağlarız. Öğretmenler odasını ofislerin kenarına yaparız. Okul sağlığı. Bence revir ve iki tane hemşire inşa edilmeli abi. Sağlık zenginliktir araştırmasını alalım. Sağlık zenginliktir araştırması nerede peki? Bu okuldan atma şeyini halletmemiz lazım ya. Arazi satın al, fabrika, öğrenci disiplini, bulaşıkları yıkama ustası, daha hızlı aşçılar, okul servisi, beden eğitimi, dur daha araştırma laboratuvarı falan kuramadım. Öğrenci öğretmen disiplini, okul temizliği, sağlık zenginliktir, evet. Sağlık zenginliktir, temizlik önceliği, mikrofiber bezler falan filan. Ya yapılacak bir ton araştırma var ama ya eğitim öğretim yılını şimdi başlatırsam öğrenciler muhtemelen armut gibi tepki vereceklerinden mütevellit. Hiçbir derste bir baltaya sap saps. Hiçbir derste bir baltaya sap olamayacaklardır. O yüzden iyice araştırmayı yapıp o şekilde bir şeyler yapmayı planlıyorum. Araştırmaları yapalım iyice. Ve bir revire ihtiyacımız varsa reviri şurada kafeteryanın üstüne doğru inşa edebilirim. Yani inşa etmemem için hiçbir sebep yok. Öncelikle bir bölgelerden revir açılsın da. Revir kilitli bak. Bölgelerden revirin kilidini açalım. Ve aslında araştırmalar devam etmeli. Araştırmalar nasıl devam etmeli biliyor musun? İnsan kaynaklarını falan da açacağız da insan kaynaklarından önce araştırmalar şöyle devam etsin. Daha hızlı işçiler falan filan değil. Avukatı tutmuşuz madem. Aslında bizim şu şeye gitmemiz lazım. Şebekeye satma. Fazla elektriğimizi satalım. Hayda. Aslında bizim aynen bu parasal kaynağı ilerlememiz lazım yani iyi bir okul için. Ama öncelikle yapmamız gereken şey şu. Abi okul servisini araştıralım. Şu bir bitsin de. Okul servisini falan da araştıralım. Ya güzel bir okul yapacağız arkadaşlar, merak etmeyin. Güzel bir okul yapacağız ve o güzel okulumuzu inşa edebilmek için şu an birazcık meşakkatli bir süreçteyiz. Şuraları da ortak oda olarak ayarlasana, ortak alan olarak.
Çok iğrenç durdu çünkü böyle diğerleriyle bütünleştirmediğinde. Ve buraları da derslik olarak ayarla. Bir saniye. Bura derslik birin içine dahil. Bura ikinin içine dahil. Bura üçün içine dahil. Burada dördün içine dahil. Üçün dahiliyetini biraz arttırdık mı? Tamam, ikinci derslik, üçüncü derslik, dördüncü derslik falan filan. Ortak alan güzel oldu. Çocukların sesi çok fazla geliyor. Evet, şimdi diğer durum ne? Okul sağlığı. Revir inşaat, iki tane hemşire işi al. Alacağım, alacağım, dur. Alacağım. Öncelikle bana bir bölgelerden revir için neler gerektiğini söyler misin? Revir. En az 5'e 5'lik alan diyor. Peki şöyle bir 5'e 5'lik alan yapılabiliyor mu? Aynen. Tamam, o zaman hemen burayı minik bir revir olarak işaretleyelim. Minik bir revir yapalım buraya. Şuradan ahşap duvarı ver şöyle. Buradan kapı girişini yaparsın. Şurayı kapatırsın. Hatta buradan kapıyı al bakalım. Ortak alandan da buraya bir kapı açarsın. Neden böyle şeyler yapıyorum? Halılar. Daha benim halılarım falan filan yok. Döşeme. Neden böyle bir şey yapıyorum abi? Şu koridora kesinlikle şey yapalım. Ne yapalım bu koridora? Mermer mi döşeyelim? Çim mi yapalım? Büyük tuğla döşeme. Ya buralar işte ani durumlarda kullanılacak mekan olacak. Hepsini ahşap döşeyelim gitsin ya. Aynı sınıflardaki gibi. Şöyle şuralara bir ahşap döşe gitsin. Param bitmiş olamaz. Gün bitti muhtemelen ve nesnelerden de şöyle bir reviri bulabilirsem, parkur falan filan var. Reviri bulmak lazım. Aha da revir. Revir için ne lazım? Revir için hasta yatağı lazım. Sandalye lazım. İlaç dolabı lazım. Tamam. 1, 2, 3. 3 hasta yatağı. Öğretmenler odası yapmak lazım bu arada. 3 sandalye, bir tane de sağlık dolabı. Hadi 2 tane yapalım. Öğretmenler odasını mutlaka yapmam gerekiyor bu arada. Öğretmenler odasını yapmazsam işim iş. Merhaba, döşemelerden şurayı da ahşap parke alabilir miyim? Öğretmenler odasını nereye kuralım? Öğretmenler odasını revirin üstüne kuralım mı? Yani çok uzak sayılır mı öğretmenler için? Öğretmenler buradan geldi, okula girdi. Oo, buradan gidip şuraya gidecekler falan filan gibi bir şey mi acaba? Okul sağlığı. Ha, iki tane hemşire işi alacağız. İki tane hemşire işi almadık hemen. Hemşireleri işe alalım. Küt küt. Tamam. Temizliğe giden yol. Sağlık zenginliktir. İnşaat. Hemşire. Biz bunu yaptık. Temizliğe giden yolu. Ha, pardon pardon pardon. Tamam. Ya, ceza puanını ödemeye razıyım. Oyun alanı birleştirme. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Disiplin eğitimi, öğrencilerin okula ulaşımı. Öğretmenler odasına sahip olacağım ya. Öğretmenler odasını inşa etmeyi açalım. Çalışan mutluluğu. Çalışan mutluluğu nereden açılıyor peki? Asıl önemli sorulardan biri o. Okul temizliğinden mi, muhasebeciden mi, nereden açılıyor ki çalışan mutluluğu? İnsan kaynakları, daha hızlı çalışanlar, çalışan mutluluğu. Önce insan kaynaklarını açacağız. İnsan kaynaklarından da çalışan mutluluğuna gideceğiz. Daha hızlı öğretmenleri alacağız falan filan. Tamam. Nereye 3. ders saati hocam? Nereye 3. ders saati? Canımızı okudu bu okul bizim ya. Neyse, yani okulun şu an sadece gideri var, geliri yok. Ve bankaya borcum var. O banka kredisini sonra ödeyeceğim. Günlük 200-200 o çekiyormuş benden. Elektrikten, sudan kısmayı falan öğrenmem lazım. Bir de Allah rızası için daha fazla öğrenci almayı öğrenmem lazım. 15'e düşürüyor otomatik ya. Nasıl 15'e düşürebilir abi? Evet, daha hızlı öğretmenler ve diğerlerinin kilidi açıldı. Önce bir çalışan mutluluğunu alalım. Ve çalışan mutluluğunu aldıktan sonra öğretmenler odası inşa edeceğiz. Öğretmenler odası inşa etmek için ne yapacağız? Şuraya bir tane kapı yapalım. Orası da öğretmenler odası olsun direkt ya. Merhaba. Biri ciğerini yere attı, fark ettiniz mi? Vallahi biri ciğerini yere attı usta.
Ama koridora devam edelim bence ya. Koridor yapmaya fikrine devam edelim. Yani koridor yapma fikri iyiydi. Neden iyiydi? Çünkü belki ilerleyen zamanlarda buradan öteye bir gidiş yapmak falan gerekebilir. Gerçi daha öğretmenler odasının boyutunu bize söylemediler tabii ki ama neler yapılacağını bilmiyoruz elbette. Şuraya bir kapı yapar mısın? Eyvallah, orayı da yıkın. Ardından kardeş, ciğerimizi bir yavaş yere atın da. Bizim de kendimize göre işimiz var ya. Şuralar yapıldı. İnşallah buraya gelip parke üstüne parke atıp şey yapmıyorlardır. Beni masrafa sokmuyorlardır. Bir deneyelim. Yok vallahi parke üstüne parke atıyorlar usta. Bunlar var ya, bizi kandırıyor gibime geliyor ama. Bu vicdansızlık ya, parke üstüne parke mi atılır lan? Vallahi parkenin üzerine parke attı abi. Bölgeler şimdi öğretmenler odası 7'ye 5 diyor. 6'ya 5. Şurayı da dahil et. Yetti mi bura? Ha, önerilen o. Ben önerilenden acıcık küçük yaptım diye bir sıkıntı çıkmayacak herhalde. Şuraya biri de ver, şurayla bir birleştir de. Yahu yeter kardeşim. Öğretmenler odası. Şimdi iki tane koltuk alalım şöyle. Bir tane mikrodalga fırın. Koltuğun önüne masa. Masanın karşısına televizyon. Ha, bu yemek masası gibi bir şey olsun. Ha bu. Aa, bu da televizyon olsun. Televizyonun kenarında kahve makinesi. Kahve makinesinin kenarında el dezenfekte edici. Buraya da iki tane koltuk. Sıçın artık yani. Sıçın, rahatlayın. Siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım ya. Sıçın rahatlayın gerçekten ya. Diye böyle ya. 2 dakika şeyi inşa edelim dedik, öğretmenler odasını. Adamlar verem mi olmaya karar verdi artık. Hadi biz çok yaşadık, az da ölelim mi dediler. Bugün ölme kararı mı aldılar? Ne bok yediler, ben anlamadım ki arkadaş. Helal helal, çok yaşa. Hadi birader ya. Oğlum kime yemek yapıyorsunuz lan? Kime yemek yapıyorsunuz kardeş? Hiç kimse yemeyecek. Okula daha öğrenci alamadık be. Evet, çalışan salonu. Çalışan salonu inşa et. Personelin stresini atlatmak için gereken alan mı? Yani peki bu alan ne istiyor bizden? Bayağı bir öğretmenlere yatırım yaptık ha. Oyun alanı, birleştirme, disiplin eğitimi. Abi şu disiplin eğitimini bir alalım da. Disiplin eğitimini bir alalım. Şurada bir şeyi alalım abi. Temizlik önceliğiyle mikrofiber bezleri falan açacağım da mutlaka. Öğrenci disiplini. Abi çünkü erkek meslek lisesi yapacağız yani. Erkek meslek lisesi ne demek baba? Burada fayda olmayan bir gün bile olmayacak demek. Erkek meslek lisesi bura yani. Bir de kuru kafa falan yaptık. Üçüncü sınıflar iyice azutup böyle biz kaleleri kırıyoruz deyip dalacaklar. Ya da ikinci sınıflar gidecek dörtlere dalacak falan. O sıkıntı bir parça hocam. Afiyet olsun reis. Afiyet olsun. Revirin yanına öğretmenler odası kurmasa mıydık acaba? Her gün bunlar kime yemek yapıyor bir onu anlasam. Şimdi bunun için işe bir tane de polis almam gerekiyor. 2 tane okul polisi alalım. Evet, dersten kaytaranları falan o şeye götürecek, müdüre götürecek. Gözaltı odası ve müdüre destek mi? Gözaltı odası. Bir tane gözaltı, bir tane sınıfı gözaltı odası olarak ayarla. Ha, suçlu öğrencileri imana getirmece. Aa, ben bunu bildim hocam, ben bunu bildim. Müdüre destek. Müdür yardımcıları. Müdür yardımcısı için bir ofis oluştur. Ofise atama yap falan filan. Neyse babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.